Başkanlık sistemi getiren anayasa değişikliği paketi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklamalar geldi. Beştepe'de muhtarlara seslenen Erdoğan, meclisteki kavgaya tepki gösterdi ve CHP'ye yüklendi. Konuşmasında dolar ve eurodaki artışı da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik bir saldırı altında olduğunu ifade ederek vatandaşa dolar bozdur çağrısını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarları 34. kez Beştepe'de ağırladı. Gündeminde mecliste görüşmeleri kavga eşliğinde devam eden anayasa değişikliği vardı. Ya benim şahsımla bu işin alakası yok ki ya. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor. Olay bu. Başkanlık sistemi değişikliğinin şahsıyla bir ilgisi olmadığını ifade eden Erdoğan, mecliste çıkan kavgayı değerlendirdi. O kürsü yıkmak için oraya konmadı. O kürsü sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya kondu. Öbür taraftan terör örgütleriyle parlamentonun önüne gelip bir siyasi partinin mensuplarıyla orada eylem yapmaları, o da çok farklı bir şey. CHP'lilerin kürsü eylemine tepki gösteren Erdoğan, düzenlemeyle tek adam rejimine geçiliyor eleştirisine de cevap verdi. Ana muhalefet partisinin geçmişinde ne vardır? Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları aynı zamanda valiydi. Aynı zamanda belediye başkanıydı. Bu ülke bunları yaşadı ya. Yaşadı. Eğer tek adamcılıksa işte budur. Yani bunların cemaziyel evveli ortada. Bize neyi anlatıyorsunuz siz? Erdoğan konuşmasında dolar ve eurodaki artışı da değerlendirdi. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomik boyutu olduğunu artık herkes görüyor, biliyor. Elinde silahı, elinde bombası olan teröristle, elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Türkiye'nin ekonomik bir saldırı altında olduğunu ifade eden Erdoğan, vatandaşa dolar bozdur çağrısını tekrarladı. Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde yürütülen işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz döviz almak yerine satarak 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz.